farkımız vardı biz? Sisi, Tahsisi yönetiyordu, Kenan Evren'i yönetiyordu. Ne farkı vardı? Valla burada şimdi programda tam böyle vaktimize göre uygun maddeler vardı. Hı. Pardon deme bak, bir şey söyleyeceğim. Tamam. Vallahi bak tamamen spontane. Bunu söyledin ya şimdi, yarama parmak bastın ya şimdi. Hakikaten yani acıdım yani şu anda. Neden biliyor musun? Çünkü bu bütün mesele dönüp dolaşıp buraya geliyor. Tabii abi. Farklı platformlarda bu arkadaşlarla, dostlarla veyahut da dışarıdaki herhangi bir vatandaşla, senin de başına geliyordur tabii. Tabii tabii, geliyor, gelmez. Sohbet ederken bu gündeme geliyor. Mesele biraz bunu işte, Orta Doğu, Türkiye'de olanlar, seçimler geliyor, belediye falan filan diye. Sonra bir kesim var ki özellikle son günlerde çok pompalamaya çalışıyor bunu. İşte şöyle bir sıkıntı var, işte biz dolar şöyle oldu ki, dolar kaç oldu? 5.17, geçmiş olsun bu arada. Arada bir şey 5.17'ye kadar düşmüş bu arada dolar. Dolar alanlara geçmiş olsun. Artık geçmiş olsun. Evet, evet. Yani 7.5'te alıp da 10'a çıkacak diye bekleyen, eyvallah, fırsatçılara, pisliklere geçmiş olsun. Eyvallah. Pislik diyorum ben çünkü. Yani 7.5'te alıp da 10'a çıkar belki diye para alıyorsan tabii, pisliksin. Tabii tabii. Yani bütün ülke pisliksin. Burada can çekişirken şey yaparken, çocuğuna kan ağlarken. Bir lokma ekmek alacak kadar limon satarım, o ekmeği getiririm, yine bu pisliği yaparım. Amenna, eyvallah. O hainlik. Doğru. Pisliksin benim gözümde. Yani bunu konuşurken hep bunu devreye sokuyorlar. İşte efendim şimdi adaylar falan açıklanıyor ya. Ben kavga ettiğim nokta bu. Bu adayı göstermişler bak. Ne? Mesela şimdi bak, bunu yaşadım. Şimdi belki de dinliyordur arkadaşlar bazıları. Şu aday olmayacaktı. Şu aday böyle olacaktı. Böyle olursa buna oy vermem. Böyle olursa bu kriz var abi benim. Arkadaş, burada bir şey anlatıyoruz. Bak burada ben kendi çapımda şu kadar bir şey anlatıyorum. Avuç, tabii tabii. Avuç şey, kadar. Aynen öyle. Şu kadar bir şey. Karınca misali zaten abi yani mesela. Sen bir şey anlatıyorsun. Tabii. O bir şey anlatıyor. Yaşadıkların var. Bunların yaşları çoluk çocuk olsaydı, ben kendi çocuğumu anlatsam genç çocuğa hep eskiden örnek vererek anlatıyorum. Mecbur. Anlayamayacak durumda çünkü. Tabii. Örnekleyemiyor, mukayese edemiyor. Mihengi yok. Nereye vuracak onu bilmiyor. Anlatarak ancak. Fakat belli yaşa gelmiş. Bu Türkiye'de daha önce tüpün üzerine oturup da tüp kuyruğuna girmiş. Ya. Hastaneye koydum. Efendim bunu yanlış mı? Şimdi çok özür dilerim. Rahatlık batıyor. Çok batıyor. Ben bazen böyle bu tür teknik konuşmayı, derin entelektüeli sevmiyorum. Tabii, evet. Tam tabirle bizim bir kesim var. Rahatlık batmış abi. Niye batmış onu anlamadım yalnız. Yok öyle yani, rahatlık batmış, başka bir açıklaması yok. Diyorsun ki ama böyle olsa böyle ders hani vardı ya işte. Gelin yönetin. Yani bunca yıldır ya, yönetiyor. Kaç seçim kazanmış. Mesele bir adamın mesele yani, böyle bir şeyi kurtarmak. Tek başına da karar vermiyor. Uzun uzun anlattık tabii, az önce yani. Mesele bir şey, bir sistemi, bir şeyi kurtaralım da şurayı parçalı değil. Bütün bir hani adam ormanda ağaca yapışmış, yaprağa bakıyor şimdi. Bak diyor, yaprak diyor kurtlanmış. Ulan koca orman var karşında. Tabii. Yaprağı kurduğun uğraşırken orman gidecek elden. Tabii. Sonra gelecek, sen de yanacaksın. Zaten öyle. Yani adamın emperyalist prangalardan parçalayalım, bunlardan şimdi, kurtulalım. Niye bağırıyor, haykırıyor? Niye bu adam? Bak, beğenirsin beğenmezsin. Adam diye konuşuyorum. Adam gibi de adamdır. Tabii canım. Şimdi bu adamın peşinden koşuyorsan, eğer bu adam bir şeyi ne anlatmaya çalışıyorsak, şunu anlatmaya çalışıyor. Anlamıyor insanlar. Bak, bugün ben varım, yokum. Yarın sen yoksun. Hepimiz faniyiz. Tabii. Erdoğan da bugün var, yarın yok. Yok mu dünyada 255 yıl yaşayan bir lider yok zaten. Yok abi, tabii. Ya bize bir ufuk açtı, bir meydan okuması var. Ve biraz önce söylediğim ve çok da güzel anlattığın, çok da güzel aktardığın.